Arkadaşlar herkese selam. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bybit kripto borsasında robotlarla botlarla otomatik nasıl alsat yaparak para kazandım ve burada sizler nasıl para kazanırsınız? Buradaki hangi stratejileri uyguluyorum? Size bundan bahsedeceğim. Hadi hemen bir Bybit borsasına gidelim. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi öncelikle bir Bybit hesabımız olması gerekiyor. Ömür boyu komisyon indirimli kayıt linkimiz açıklamadadır. Bu komisyon indirimi ömür boyu geçerlidir. Şimdi sizlere Bybit borsasına geldiğiniz zaman ne yapacağınızı gösteriyorum. Öncelikle varlıklar kısmına giderek deposit kısmında kripto yatırım kısmına giderek USDT yatırmamız gerekiyor. USDT'yi de belirli yerel borsalardan zaten satın alabiliyorsunuz. Onun da linkini açıklamaya bırakırım. Nasıl yerel borsalarda Türk lirası ile USDT alınır. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi buraya Tether'i gönderdikten sonra tabii ki bu deposit kısmında USDT'yi seçtikten sonra bir ağ seçmeniz gerekiyor. Hemen ben burada bir ağ seçeyim. Örneğin ben solu seçtim. Bu adresi kopyalayarak buraya Tether gönderiyoruz. Hemen bunu geçtim bu kısmı. Tether'iniz hesabınızda olduğunu düşünerek hemen size burada bir daha fazla butonu var veya işlem butonu ana sayfanızda da olabilir. Daha fazla butonuna tıklayarak bot yazıyoruz ve işlem botu kısmı çıkıyor. Bu DCA botu farklı arkadaşlar. İşlem botunu açacağız. DCA botu ortalama düşürerek sürekli alım yapan bir bottur. Örneğin 1000 dolarınız var, spot olarak sürekli alım satım yapar. Şimdi buraya geldiğiniz zaman benim burada net 275 dolarım olduğunu görüyorsunuz botlarda. Ve gördüğünüz kadarıyla 260 dolarda yaklaşık 12 dolar bir kar elde etmiş. Ve bot yaklaşık 10 gündür açık. Yani şimdi şunu anlatacağım. Şu an dışarıda işte işi olan, gücü olan, işte burada trade atamayan, bilgisayarın başında olamayan, telefonla sadece uygulamaya giren, bu tarz abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz için bu tarz uygulamalar çok güzel oluyor. Çünkü ben de bir hafta boyunca Singapur'da biliyorsunuz vlog çekmiştik. Kanalımızda da var. Yani Singapur'dayken işte iş güç yoğunluğuyla etkinliklere gidelim derken ben de pek işlem açamıyordum. Burada test için tonda bir pozisyon açtık gördüğünüz gibi. Şimdi bu pozisyonu 12 dolar burada kar var. Şimdi diğer borsalarda da ben açıyorum bu arada. Arkadaşlar bu arada Bybit'te ayrıca bir de Copy Trade Pro hesabımızı da aktif ettik ve yaklaşık bir haftada %15-%18 arası bir kar yakaladık. Eğer siz de bizi Bybit'te kopyalamak, spot olarak uzun vadeli stratejimizi, sepetlerimizi kopyalamak istiyorsanız hemen açıklamadaki linkten Bybit'ten hesap oluşturun ve açıklamadaki Copy hesabınıza katılabilirsiniz. Bu Copy Uzman Pro hesabının yatırım zamanı her salı saat gece 2'den 23'e kadardır. Geri alma zamanı ise her perşembe salı aralığındadır. Ayrıca bir de tüm güncellemelerden Instagram hesabı takip ederek ve buradaki kanalımıza katılarak haberdar olabilirsiniz. Burada da pozisyonları vesaire uzun vadeli, kısa vadeli stratejilerimizi paylaşıyoruz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Orada da bakalım. Mesela Binance'te de var arkadaşlar. Trading Bot kısmına gittiğiniz zaman Futures Grid botları var. Burada direkt tıklayabiliyorsunuz Trading Bot. Bakın burada da var benim. Tonu Binance'te de açtım. Binance'te 14 dolar kar etmiş. İkisini de aşağı yukarı aynı zamanlarda açmıştım. Yani ikisini de açım tarihi yaklaşık 12 gün önce. Şimdi Binance'deki daha çok kazanmış. Neden derseniz çünkü Binance'in pay zekası sanırım biraz daha iyi. Ama Bybit'te de kazandırdık. Yani Bybit'te de kazandı. Tabi bu borsa seçme kısmı size bağlı. Binance'de de kullanabilirsiniz. Bybit'te de kullanabilirsiniz. O fark etmiyor. Bakın burada marjinim 120 dolar. Burada ise 260 dolar. Tabii ki buradaki kaldıraç da önemli. Mesela burada 3x kullanmışım. Burada yaklaşık kaldıraç 10x. Yani aslında Binance'ın burada daha çok kazandırması biraz normal. Tabi birinde 10x kullanıp 125 dolarla girerken diğerinde 3x kullanıp 250 dolarla girmişim. Yani bu strateji hangi borsayı kullanacağınız size bağlı. Tabi biz bunu nasıl açacağız? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi ben bunu sonlandırıyorum Bybit'tekini. Bakın sonlandır dediğim zaman kazanç hesabıma geçiyor. Gördüğünüz gibi geçti. Şimdi nasıl yapacağımıza gelelim. Burada vadeli işlemler girit botu var. Girit botuna
kısmına geldik. Burada BTC USDT'yi yazan kısma gidiyoruz. Ben yine tonda işlem açacağım. Çünkü tonun seviyorum şu sıralar. Bir de yönünü tahmin edebiliyorum. Şimdi burada en önemli kısım manuel veya yapay zeka. Size yapay zeka seçmenizi öneriyorum. Çünkü manuelde birazcık çok karışıyor işler. Yapay zeka otomatik bunun gridlerini, işte kaldıraçını vesaire hep ayarlasın. Otomatik olarak yapsın diye düşündüm. Tabii ton değil, farklı bir coin de seçebilirsiniz. İşte DUI'yi seçebilirsiniz. Aptos seçebilirsiniz. Aptos hareketli olacaktır. Mesela Aptos'ta yapay zeka 3x açmış. Sui'de yapay zeka bakın 3x açmış. İşte muhtemelen Ethereum'da 10x falan açacaktır. 3x açmış. Bakıyorum, inceliyorum. Böyle incelerken İşte bir noktada coinleri de incelemem gerekiyor. Burada TradingView'de grafiği kullanacağım. Mesela Aptos'a bakıyorum arkadaşlar. Aptos'u gördüğünüz gibi çok şu Tobo var. Bu eğitim serimizin 61. videosu. Ücretsiz sıfırdan eğitim serimizin 61. videosu. Tobo nedir vesaire onları anlatıyoruz. Ama şimdi onlara çok girmeyeceğim. Şunları siliyorum her şeyi. Çok basit bir şekilde anlatmak için. Şimdi burada biz tahtayı seçtik. Örneğin Aptos coin'de bir bot kuracağız. Yapay zeka stratejisi seçtik. Kısa mı, nötr mü, bundan hangisini seçeceğiz? Şimdi nötr yatay seyreden piyasa. Uzun long piyasa, kısa da short piyasa demek. Yani şimdi bunu biz nereden anlayacağız? Şimdi ben bunu açıyorum. 1 saatliğe getiriyorum. 1 saatlikte dipleri arayacağım arkadaşlar öncelikle. Yani dipler, bakın mesela şurada dipler var. Bakın şurada, şurada dip var, burada var, burada var. Bakın dipler birbirinin üzerinde olduğu için bu long bir yükseliş yönlü bir piyasadır. O yüzden Gridbot'ta, Aptos'ta şu anda ben uzun seçmek istiyorum. Ve buraya da paramı ekleyeceğim. Tabi buraya para transfer de edebilirim. Artı butonuna tıklayarak işte trade bakiyenizi, trading bakiyenizi veya işte diğer bakiyelerinizi bu kısma aktarabiliyorsunuz. Şu an bende $250 varmış. Bunu ben biraz arttırıp yapacağım. Evet, şimdi burada artıya tıkladım ve buradan transfere tıklıyorum. Burada funding hesabımdaki USDT'yi buraya transfer etmem gerekiyor. Bakın trading hesabımdakini funding'e göndermem gerekiyor. Biraz da buraya gönderdim. $810. Şimdi toplam $1085 var. Şimdi 1085 buraya max'ı seçtim. Yapay zekada uzun seçiyorum. Neden uzun seçtik? Çünkü yükseliş yönlü. Şimdi eğer mesela burada geçmişe gidiyorum. Mesela burada geçmişe gideyim. Mesela şu şekilde olsaydı. Dipler birbirinin altında olsaydı geçmişte. Bakın şurada dipler var. Görüyorsunuz. Birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip, dördüncü dip. Birbirinin altında olduğu için biz burada yapay zekada kısayı seçmemiz gerekecekti. Ama şu an üstünde olduğu için kısa. Veya dipler birbiriyle. Mesela şu şekilde bakın. Dipler hep birbiriyle neredeyse yan yana. Yani nasıl yan yana? Bakın şu kısımda gördüğünüz gibi diplerin birbiriyle yan yana olduğunu görüyorsunuz. Burada nötr piyasayı seçmemiz gerekiyor. Yani aslında çok basit temel mantık. Bakın uzun, kısa. Burada uzunu seçiyorum ve max'ı buraya yatırmak istiyorum. Tabi biraz bunun fiyatı yükseldi ama grid bot olduğu için grid 5.60'da 9 aralığında trade edecektir. Bu kısımda alsat yapacak ve fiyat aralığını sürekli yükselterek gidecek. Kısada ise fiyat aralığını düşürerek gider. Nötr'de ise tamamen nötr takılır. Bu aralıkta takılır. O yüzden uzunu seçtim. Çünkü piyasa yükselişiyor. Şimdi oluştur dedim ve onayladım. Tek yaptığım bu kadar. Bakın şimdi sürekli bu al sat yapa 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 bizi kâra getirecek. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz biz daha önce birçok botlarla ilgili videolar yayınladık. Bunu playlistlerimizde burada biraz aşağı indiğiniz zaman al sat bot ile otomatik işlemler, grid kaldıraç, DCA kaldıraç videolarımız vardı. Burada OKEX'e, Binance'e vesaire anlatmıştık. OKEX'te de şurada açtığım bayağı kardaydı. Az önce ona göre bir projede kurdum. Haber yani burada bir bot açmıştım. Dediğim zaman otomatik bayağı buraya karlı atıyor. Bir şekilde 1 ve 3.20 yani fiyat adımları. $500'la $500 kazandı 10 gün içerisinde. Bunun videosu da burada olacaktır muhtemelen. Onu da izleyebilirsiniz. Mesela OKEX borsasına gideyim. OKEX'te de yine mantık aynı şekilde. Buraya alt sata tıklıyorum ve al sat botlarına geliyorum. Bakın burada OKEX'teki son karlarımı da birleştirip yine $1000'la tona bu sefer DCA botu kurdum. DCA botunda mantık birazcık daha farklı oluyor. Tabii Bybit'te şu an bu olmadığı için anlatmayacağım. Eğer dollar cost average yani dolar ortalamasına bağlı bir bot da oluşturmak istiyorsanız onu da OKEX videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Bu playlist altın değerinde arkadaşlar. Lütfen bu playlisti tamamen izleyiniz. Binance videomuzu da izleyiniz. Buraya videoları güncelliyoruz. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.